Semra Sar, o doğduğunda takvimler 29 Kasım 1943'ü gösteriyordu. Giresun'da dünyaya gelen sanatçı, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudu. İstanbul Devlet Konservatuarı Şan bölümünden 1960 senesinde mezun oldu. Aklında sadece müzikle ilgilenmek vardı. Ortaokuldan beri bu alanda ilerlemeyi düşünüyordu. 1961 senesinde katıldığı sinema artisti yarışmasında dupduru güzelliğiyle birinci seçildi ve kendisini kamera karşısında buldu. Senaryosunu Orhan Aksoy ve Hulki Saner'in yazdığı Tatlı Günah filmiyle yaşadı ilk oyunculuk deneyimini. Bu filmde Ayhan Işık, Belgin Doruk, Uğur Kıvılcım, Subhi Kaner, Hulusi Kentmen gibi isimlerle birlikte oynadı. Aynı yıl bir Belgin Doruk, Göksel Ersoy filmi olan Bir Demet Yasemen filmiyle sinemanın aranan isimlerinden biri oldu. 1960'lı yıllar onun için çok hareketli geçti. Sonrasında Acı ve Tatlı, Aramıza Kan Girdi, Aşk Yarışı, Cehennem Yolcuları, Kanun Der Ki, Kurşun Yağmuru, Rıfat Diye Biri, Ölüme Yalnız Gidilir, Başımı Belaya Sokma, Bahriyeli Ahmet, İkisi de Cesurca gibi çok sayıda filmde oynadı. Yeşilçam'ın en hareketli zamanları gelmemişti ki her sinema salonunda onun filmleri dönerdi. Bazen güldürür, kimi zaman düşündürür ama genelde ağlatırdı. Duru ve sade güzelliğiyle kimine göre Yeşilçam'ın en güzel artistiydi o. Donuk bakışlı ya da estetik mucizesi, makyaj eseri yıldızlardan değildi. Işıl ışıl saçları, zarif burnu, kibar dudakları ve narin elleriyle fırtınalar estiriyordu. 1961'den 1965'e kadar 4 yıl içinde 40'a yakın filmde oynadı Semra Sar. Ayhan Işık, İzzet Günay, Cüneyt Arkın, Göksel Ersoy, Münir Özkul, Kartal Tibet, Ahmet Mekin, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Metin Serezli, Nejat Uygur, Ekrem Bora, Eşref Kolçak, Filiz Akın, Zeynep Değirmencioğlu, Suzan Avcı, Yıldız Kenter, Tanju Gürsu, Sami Hazinses gibi birbirinden usta oyuncularla oynadı ve Türk sinema tarihindeki hanımefendi karakteriyle hafızalara kazındı. ...1964 yılında senaryosunu Atıf Yılmaz, Memduh Ün, Safa Önal'ın yazdığı ve yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı Ağaçlar Ayakta Ölür adlı filmde İzzet Günay, Yıldız Kenter, Hulusi Kentmen, Danyal Topatan'la birlikte oynamış ve bu film onun adını artık silinmeyecek şekilde sinema tarihine yazdırmıştı. ...1964 yılından sonra birkaç film dışında uzun sayılabilecek bir süre ortalarda görünmedi. O dönemde şarkıcılığa yönelen Semra Sar, güzel sesini ortaya çıkartmak, hayalini kurduğu işi yapmak istedi. Plaklar çıkardı, gazinolarda şarkılar söyledi. Hatta solist oldu. 6 Nisan 1965'te Artist dergisinde Ben Daha Ölmedim başlıklı yazıda Semra Sar'ın bir röportajı vardı. Bu röportajda şunlar kaleme alınmıştı. Geçen yıl için Semra Sar yılıydı denilebilir. Gerçekten de Semra Sar'ın ani çıkışı hissedilmişti. Meslektaşlarını bir anda geride bırakmıştı. Ağaçlar Ayakta Ölür filmiyle sinema alemindeki yerini daha da sağlamlaştıran Semra Sar'ın şansı şarkıcılığa başlayana dek sürmüştü. Şarkıcılığa başlamasıyla birlikte sinemadaki şansının yavaş yavaş silindiğine dair dedikodular, yankılar yaparak yayılıyor. Semra Sar ise bu konulara şöyle cevap vermişti. Ne derlerse desinler vız gelir. Hiç önemi yok benim için. Aldırmıyorum söylenenlere, gülüp geçiyorum. 4 yıllık sinema hayatımda toleranslı olmayı öğrendim. Eskisi gibi kızmıyorum tenkitlere, üzülmüyorum. Sinema artisti olmasaydım ses sanatçısı olacaktım. Ortaokulu bitirdikten sonra hep bu yönde çalıştım. Ta ki artist yarışmasını kazanıp da kamera karşısına geçinceye kadar. Bir merak, bir hevesti bu bence. Hem anlamıyorum, bir artistin kendisindeki kabiliyetlerden faydalanması neden tepkilere yol açıyor? Sesim var, şarkı söylüyorum. Kabiliyetim olsaydı şair olarak da çıkardım ortaya. Sinemayı bırakmış değilim. Bırakmaya da şimdilik niyetim yok.
Bir hafta sonra Kadın Okşanmak İster adlı film bitecek. Ondan sonra da Sadri Alışık'la birlikte Bekri Mustafa'ya başlayacağım. Bu arada film günlerini ayarlayabilirsem Ankara Göl Gazinosu'ndan gelen teklifi görüşeceğim. Herkes Semra Sar'ın sinema hayatının bittiğini düşünse de aslında yeni başlıyordu. Daha kaliteli filmlerle geri döndü. 1969 yapımı Ayşecik ve Ömercik filmiyle beyaz perdedeydi. 1971 yılında yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı Severek Ayrılalım filminde Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit ve Yalçın Gülhan'la beraber oynadı. 1973 yılına kadar Yavrum, Dikkat Kan Aranıyor, Hayat Sevince Güzel, Fakir ve Kibar ve Babaların Günahı gibi önemli filmlerde rol aldı. Özellikle Zeynep Değirmencioğlu ile oynadığı filmler çok beğenildi ve gişede büyük başarı kazandı. Semra Sar, 10. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Hayat mı bu filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi. Ama sonrasında sinema hayatını devam ettirmedi. 1973 yılından sonra birden ortalardan kayboldu. Neden ortalardan kaybolduğu bilinmiyordu. O yıllarda bir de evlilik yaptı. Cengiz Cömert isimli bir beyle hayatını birleştirdi. Bu evlilikten bir kız bir erkek çocuğu oldu. 1973'ten 83'e kadar kameralardan uzak yaşadı. 1984 yılında oynadığı Severek Ayrılalım filmiyle yeniden ortaya çıktı. Bu film onun son filmi oldu. Seneler ilerlerken hayranları Semra Sar'ı çok merak ediyordu. Ne yaptığını, neler yaşadığını öğrenmek istiyorlardı. 2016 yılında Semra Sar'a ulaşıldığı söylendi. Basına yansıyan haberler ise şöyleydi. Yeşilçam'ın vefasız davrandığı güzel oyuncu Semra Sar'ın İstanbul Bağdat Caddesi'nde mütevazi bir hayat yaşadığı ve mutlu olduğu söylendi. 80 yaşında olan Semra Sar ailesiyle birlikte mutlu mesut yaşamakta. Sinemaya verdiği büyük emeklerle milyonların gönlünde taht kuran bir Semra Sar geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.